Öyleyse geri sayıma başlıyoruz arkadaşlar. Terminus'tayız. Yine lobi dolu. Umarız yine lag yapmaz. Hakikaten rahatsız edici olabiliyor. Sonra White demesin. Lag oldu o yüzden kaybettim falan demesin. Hiç belli olmaz ama Best of 3 yazdığına bakmayın arkadaşlar. Best of 5 olacak şekilde seri. 2-1 gerideyiz. Ne olur ne olmaz bakarsınız Sleep kazanır. Kazanmasa bile bana sorarsan yeterince hani o şeref sayısını atmanın rahatlığı var ya, Evet. eminim onu şu anda Sleep de yaşıyordur. Çok güzel bir maçtı gerçekten. Şu Bence anda umarım yaşamıyordur. Ben hani daha fazla galibiyet bekliyorum açıkçası. Her ne kadar almasa da şu an yapması gerekeni yaptı. O da bunun farkındadır ama daha fazla galibiyet istiyoruz oyuncular olarak. Niye görmeyelim? evet, niye görmeyelim? Niye bu seri 2-2 olmasın? Niye bir 5. maçı uzamasın? Bakalım Sleep bunu başarabilecek mi? Birazdan göreceğiz. Haritanın üst tarafında görüyoruz. Whitera karşımızda, gördüğünüz gibi kırmızı Protoss oyuncumuz olarak ve alt tarafta da Sleep yeşil Protoss olarak, o da altta görüyorsunuz. Yine benzer bir zamanlamayla iki tarafta gördüğünüz gibi işçilerini çıkmakta. Sleep birazcık önde gidiyor bu oyun. Hem pylon'ı daha hızlı bitti hem de işçi anlamında birazcık önde. Ne dersin, White Ra acaba yine kaçırdı mı 1-2 saniye? Hatırlarsan bir önceki oyunda böyle bir eli ayağı karışmıştı ilk başta işçilerini Adam heyecanlı tabii yani. Sonuçta zorlu bir mücadele gönderirken. yapıyor. Sonuçta Sleep ile oynuyor. Yani. White Ra da heyecanlı. Ya bakalım şimdi ne desem boş. Hani az önceki oyunda öyle bir maç izledik ki şimdi ben ne yorum yapayım hani. Bir başlasınlar bakalım. Sazı eline alsınlar. Ondan sonra göreceğiz neler yapıyorlar. Tercihlerini falan birazdan açık edecekler zaten. Krono seviyelerine falan bakıyorum. Vytra hiç biriktirmiyor. Mümkün mertebe ekonomisini güçlendirmeye çalışıyor. Bu anlamda geriye düşeceğiz demek oluyor işçi anlamında. Umarım bunu bir şekilde telafi ederiz. Krono'yu hala biriktiriyoruz. Krono'yu biriktiriyoruz. Tabii bunun tek bir sebebi olabilir. Sleep'in aklından gene hınzır şeyler geçiyor olabilir. Gördüğünüz gibi yine Cybernetic Score'da epey önde Sleep. Yalnız şöyle bir şey var. Whitera'nın Yedikten ana üssünün güney köşesine baktığın zaman orada pylon'u koyup yukarıya warp edebilecek kadar bir alan var. Sleep bu alanı kullanabilir. Ki sevdiği işler bu onun. Vytra da yavaş yavaş krono biriktirmeye başladı. Şimdi evet krono'yu tam da warp teknolojisinde kullanıyoruz. Gateway'de kullanmadık henüz. Bu hakikaten senin de söylediğin gibi tek bir anlama geliyor. Ama tabii bunu görüyor şu an Vytra. Ve bu ufak şeyleri bile ne anlama geldiğini tahmin edebilen bir oyuncu. İkinci Kron'un da Warp Gate teknolojisi üzerine kullanıldığını gördü. Ve bilgi almaya devam ediyor. Bunun için gerekli savunma yapacaktır diye düşünüyorum. Kronos'unu henüz harcamadı. Acaba Warp teknolojisinde harcar mı diye düşündüm. Henüz o da biriktiriyor her ihtimale karşı bana sorarsan. Oh, evet. Baytran'ın işçisi yavaş yavaş dışarı çıktı. Şimdi 3 gate'imizi daha atabiliriz sanırım. evet, iki Ya da taraftan da 2 gate. aslında benzer hareketler görüyoruz. Gördüğünüz üzere Robotics Facility izliyoruz şu anda Vytra'dan. Ve Sleep de şimdi kendi Robotics Facility'sine atıyor. 2 Gateway, 1 Robo, 2 gazı var Sleep'in. Vytra'ya baktığımızda onda da durum aynı. 3. Gateway birazcık daha hızlı, daha fazla Gateway kullanıyor Vytra ve Robo'da da birazcık daha önde. Bakalım bunlar oyunun sonucuna nasıl yansıyacak? Hemen bir işçi durumuna bakalım. Vytra'nın 25 işçisi var. Bir şekilde Vytra sanki makro anlamda birazcık daha önde gözüküyor, değil mi Hüseyin hocam? Ne diyeceksin? Kronolarını başta işçilerde kullandığı için tabii ki öne geçti. Şimdi biz biriktirdik fakat hala biriktiriyoruz. Umarım bu biriktirmenin sonucunu elde ederiz. Çünkü hakikaten eğer bu yaptığımız yatırımı geri almazsak çok bir anlamı olmayacak ne yazık ki bakıyorum 4 gate de değil 3 gate bir robo yaptık. Belki Immortal üzerinde kullanabilir bu kronoları. Kapısındaki supply depoyu temizledi.
neler geçiyor hakikaten, hakikaten merak ediyorum derken White Ray şu an Nexus'unu aldı. Evet. Hadi bakalım. Tabana kuvvet, şu kronoyu harca. Evet, şu anda White Ray ikinci üstünü atıyor. Buna karşılık Sleep kısa vadede pek böyle bir şey yapacakmış gibi durmuyor. Gördüğünüz gibi Robotics Bay bitmek üzere. Dolayısıyla tek üstten Colossus çıkarak oldukça agresif bir açılış yapacak. Bakalım White Ray bunu savunabilecek mi? White Ray'a baktığımızda o da 3 gate 1 robo ile şu anda ordusunu toparlamaya çalışacak. Bakalım nasıl bir tercih kullanacak teknoloji anlamında. Sleep'in zannedersem Colossus çıkar çıkmaz saldırmasında büyük fayda olacak arkadaşlar, arayı çok da fazla açmadan. Çünkü gördüğünüz gibi White Ra'nın ekonomik üstünlüğü an be an oyuna epey yansıyacaktır. Dolayısıyla çok da fazla uzatmadan bir girizgah yapması gerekecek değil mi Hüseyin hocam? Evet, şu an 2 Immortal yaptı White Ra. Bir Stalker ordusu bekliyor muhtemelen. Ama biz Zerat ve Colossus'larla ilerleyeceğiz. İkinci Colossus da çıkacak, onu bekleyecek görünüyor ki hala Chrono seviyesi oldukça üst düzeyde. Bunu daha etkili kullanması lazım. Arada Chrono'lar arasında boşluk bırakıyor, biraz zaman kaybediyor oralarda. Ama bir an önce bir şeyler yapması lazım çünkü iki üstü de çalışıyor şu an. White Run'ın 34'e 26 işçi önde. Evet, Sleep zannedersem iki Colossus'la birlikte öyle bir zamanlama yakalayıp saldıracak rakibine. Yalnız zaman bu Colossus'u böyle önden göndermesi Sleep valla ürkütücü bir görüntü oluyor bu. Observer şu an o Colossus'u görecek, bir an önce girmemiz lazım. Evet, ikinci Colossus'un da çıkmasıyla birlikte gördüğünüz gibi Sleep askerlerini ileriye doğru sürüyor. Senin de söylediğin gibi White Ra görmesi gereken şeyi görüyor. Bakalım savunma amaçlı olarak nasıl bir önlem alacak. Gördüğünüz gibi yine bir önceki oyunda olduğu gibi White Ra zannedersem bir Stargate oyunu bekliyordu. Çünkü burada hemen mineral hattında tutuyordu bütün askerlerini. Şu anda çok ciddi sayıda Colossus ve 3 adet de Immortal'ı var. Ne dersin, Sleep buradan kazanabilir mi bu saldırıyı? Şimdi göreceğiz. Colossus'ları iyi miklaması lazım. Yerinde Force Field'lar gördük. O Immortal'ı bir şekilde fokuslayıp alması gerekiyor. Çok iyi bir karar. Şimdi Colossus'lar dans edecek işte. Zealot'lar önden gidiyor. Force Field'ların Colossus'ların ayakları altında nasıl eridiğini görüyoruz. Evet, bu maçı almamamız için hiçbir neden yok. Hiçbir bakalım. Hiçbir neden yok. White Ray special tactic yapıyor. Immortal'lara dikkat. Alo Immortal'ları Sleep. Immortal'ları çok iyi mikroluyor White Ray gördüğünüz gibi. Bakalım ne yapacak? Bir tane Colossus düştü. Colossus'unu kurtarması lazım. Evet, şimdi Warp Prism'i de aldı. Gördüğünüz gibi Sleep Colossus'uyla saldırıyor. White Ra'nın expansion'ına doğru, ikinci üstüne doğru gidiyor. Burada işçilerini falan her bir şeyini çekti White Ra. Yalnız sandviç olmaması lazım. Çok güzel burada işçilerini gördüğünüz gibi kesmeyi başarıyor White Ra'nın. Colossus'un bir tanesi düştü. Kurtar şunu. İkincisi çok zamanında geliyor ve arkadan ordusu da beslemeye devam ediyor. Zannedersem bu maçı da kazanacağız. Sleep geçiciyi geldi. Sleep skoru 2-2 yapıyor. Sleep 2-2 yapmayı başardı. 3. maça gelelim. 3. seriyi alalım hadi. Bir best of 5'ın gerçekten ruhuna yakışır bir mücadele izliyoruz arkadaşlar. Şu anda skor 2-2. Ya kalbim nasıl atıyor şu an, inanamazsınız yani. Dünyaca ünlü White Ra'ya karşı Sleep şu anda çok iyi tutunuyor. Ne dersin Hüseyin hocam? 2 avans 3'te biter demişti Sleep. Hakikaten böyle mi olacak acaba? Ciddidir o konuda. Şaka yapmamıştır. Şu an 2-2. Neden müşteriyi almayalım? 3-2 olsun. Taksim'e falan çıkacağım ben arabayla herkesi toplayayım. Artık yani ucuna geldik, hani yüzdük kuyruğuna geldik. White Ray'ı eli boş döndürebiliriz. Niye döndürmeyelim? Her ne kadar misafirimiz olsa da yani maçı almalıyız. Ki çok da uzak değil. Şu an Sleep yapabileceğini hakikaten fazlasıyla yaptı. Ama işi daha bitmedi. Umarım gevşemez. Aynen. Bakıyorum merakla şu anda haritamız hangisi olacak? Daha önce şeyden bahsetmiştik. İşte Sleep'in üst düzey oyunculara karşı hep tek üstten hızlı, agresif oyunlar oynadığıyla alakalı hep bunu yapıyor. İlk iki oyunda tutmadı ama son iki oyunda gayet güzel tuttu. White Ra'nın sanırım bundan pek haberi yok. Olmasa da iyi olur. Gerçi seri bittikten sonra haberi olmuş olacak.
Bakalım şu an herkes hazırsa ara filan verecek miyiz yoksa direkt başlıyoruz mu? Zannedersem direkt başlamamız gerekecek. Bir yandan ben de şimdi hemen White Rye çekiyorum. Haritamız Chakras Plateau olacak. Evet, heyecan fırtınası devam ediyor. Şov maçı dedik ama yani bu kadar bir yani şov maçının hakkını vereceğini düşünmüyordum açıkçası. Hani nasıl diyelim? Sleep gerçekten çok iyi tutundu, değil mi Hüseyin hocam? Ya tam comeback derler ya bu hani şey milli maçlarda da bu Avrupa Şampiyonası'nda hep böyle geriden gelmiştik, geriden gelmiştik. Hakikaten kanımızda var galiba. Yine 2-0'dan 2-2'ye geldik. Sleep de tam böyle söylemişti. 2 avans 3'te biter diye. Bu sözün tutmasını bekliyoruz. Bu arada Turu 1 kanalından Medivac'le gideceğiz Taksim'e diye yorumlar var. İyi fikir, iyi fikir. 2-2 durum. Herkes lobideki yerini alıyor yavaş yavaş. Of. Ne gündü arkadaş, ne akşamdı. Bu akşamı herhalde kolay kolay unutamayacağız. Hem yayınlarda çok fazla seyirciye ulaşabildik. Şu an 488 kişinin izlediğini görüyorum ki İngilizce yayında da bir 80-90 kişi var diye biliyorum. Umarız artarak devam eder. Bu heyecanı beraber yaşamaya devam ederiz. Heyecan derken neyi kastettiğimizi görüyoruz. Herkes hazırsa. Evet, hemen soruyorum lobideki arkadaşlara. Evet, herkes hazır. Öyleyse başlıyoruz arkadaşlar. Son Son round. gerisindeyim. Son